zamanda Zengezur koridorunun tezlikle açılması hakkında fikir mübadeles apardır. Bu meseleni müzakere ettik. Zengezur dəhlizinin açılması kaçılmazdır. Ne kadar tez olsa o kadar yaxşıdır. Herhalde biz bu istiqamette öz səylərimizi artıracağız ve bu koridorun açılması bütün ülkeler için yeni imkanlar açacak ve bölgede işbirliği meselelerine de müsbət təsir gösterecek. Müzakirə olunan meselelerden biri de təhsildə bağlıdır, yani eğitim sahesiyle bağlıdır. Türkiye-Azerbaycan Birgə Universitetinin yaradılması istiqamətində danışıqlar son mərhələdədir. Biz çox ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə, yaxın aylarda bu məsələdə öz həlli tapacaq və bizim qardaşlıq münasibətlərimizə daha bir töhfə veriləcəkdir. Bir sözlə, bütün bu qeyd etdiyim və digər məsələlər, çünki gündəliyimiz kifayət qədər genişdir, məsələlərlə bağlı fikir birliği var, vəhdət mövqe var, belə də olmalıdır. Çünki Azərbaycan birliği halklarımız üçün önəmlidir, bölgə üçün, Türk dünyası üçün önəmlidir. Əminəm ki, gələcək illərdə bu birlik daha da güclənəcək və bizi yeni uğurlar, yeni qələbələr gözləyir. Bir daha, əziz qardaşım, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm və vətəninizə xoş gəlirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, öncelikle değerli basın mensuplarıyla bir arada Cumhurbaşkanlığı ikinci döneminde yaşadığımız seçimde %86 gibi bir katılımla gerçekleşen bu seçim dünyada müstesna diyebileceğimiz bir seçim olmuştur. Ve bu seçimden de milletimin teveccühüyle galip çıkmak ve tekrar ilk ziyaretimizi Kuzey Kıbrıs'a ve aynı gün Bakü'ye gelmek suretiyle burada gerçekleştirmek bizleri ayrıca mutlu etmiştir, memnun etmiştir ve kendi evimizdeyiz ve burada da şimdi basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İlham kardeşim zaten bugünkü kabine toplantısında Bakanlar Kurulu'nun karşılıklı yaptığı toplantıları gayet güzel bir şekilde özetledi. Ve bu özetleme ile birlikte de hangi alanlarda neler yaptık, neler yapıyoruz, gerek ikili baş başa yaptığımız görüşmeyi etraflıca ele aldık, onu özetledi ve ikili yaptığımız görüşmeden sonra da heyetler arası görüşmenin de özetini gayet güzel bir şekilde sundular. Türkiye-Azerbaycan iki kardeş ülke ve tabii İki devlet, tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdük. Bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda bundan sonra da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tabii burada bir tezimiz var. O da şudur. Özellikle bizim törenimize İlham kardeşimin refikalarıyla birlikte bu törende bulunmuş olmaları dünyaya bir mesajdır, ülkemize bir mesajdır. Bundan dolayı da aynı şekilde ben de refikamla birlikte bu ziyareti gerçekleştirmiş bulunuyorum. Ve bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğinin en güzel ifadesidir. Bunları sadece bugün de mi yaptık? Hayır. Biz sürekli olarak zaten
Başbakanlığımızdan bu yana, Cumhurbaşkanlığını devraldığımızdan bu yana bunu sürekli olarak hep yaşadık, yaşıyoruz ve Rabbim ömür verdikçe de yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Tabii aziz kardeşim İlham Aliyev ve Azerbaycanlı kardeşlerimize gösterdikleri bu misafirperverlik sebebiyle de şahsım, heyetim adına çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle şu anda attığımız, atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Ve bu konuyla ilgili olarak da gerek YÖK Başkanımız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler ve yasal bir düzenlemenin gereğinden Sayın İlham kardeşim ifade ettiler. Bunu da bir an önce gerçekleştirip bu adımı attığımız anda inşallah Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini aynen yaşadık. Artık bunu başaracağız ve böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebilecekleri gibi Türk gençleri de aynı şekilde Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler. Tabii bunun yanında en önemli adımlardan bir tanesi malum enerji. Enerji alanında da gerek TANAP gerek TAP bu konuyla ilgili olarak yıllardır yapılan bir çalışma var. Bu çalışmanın detaylarını da bakan arkadaşlarımız aralarında ayrıca görüştüler. Ve bu konuda bundan sonraki süreçte daha neler yapabiliriz? Bunun çalışmaları yapıldı. Ve enerji noktasındaki adımda Avrupa özellikle Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar ve bunun için devamlı ricada bulunmaktalar ve bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya inşallah devam edeceğiz. Tabii bütün bunların yanında savunma sanayinde